Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere, yeni bir güne başlayanlara, yeni bir günün başındakilere günaydın diyoruz. Ne yaptınız, sevdiniz mi Haziran'ı? İkinci günü ama hastası olacaksınız ikinci gününden. Zaten giderek güzelleşiyor havalar. İşte önümüzdeki günlerde bu yağmur bulutları ara ara sinsice çıkan ortaya. O yağmur bulutları da ortadan kalkacak. Ve 30'lu derecelerle mis gibi havalar altında Haziran'ın neşesini paylaşmaya başlayacağız. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde hava durumuna bakacağız. Şimdi ben çok sürprizi bozmak istemiyorum ama Oktay Demirci size güzel haberler verecek gibi. Şöyle dereceler, böyle dereceler, tamam işte. Herkesin gönlünden geçen dereceleri yaşayabileceği günler içindeyiz. Hiç sesinizi çıkarmayın sevgili dinleyiciler. Onun dışında güzel şarkılarımız var. Modern Sabahlar'da her zaman olduğu gibi ilerleyen dakikalarda Şanlı Günbayrak'tan trafik durumunu da alacağız. Güzel şarkılar var demişken en güzel şarkımız sizlerle birlikte söyleyeceğimiz güne başlangıç şarkısı elbette. Hazırsanız başlayalım. Son 2-3-4 eski 3-4 günaydın, günaydın yataklarınızdan kalkın. Neşeyle, kahkahayla yepyeni bir güne başlayın. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Değerli Fahir Bey, değerli Oktay Bey, sizlere de günaydın. Ya yapmacık gülmenin de bir şeyi var aslında. Evet, biz onu. Neye güldüğünün anlaşılması lazım. O zaman ben şey cevabını verseyim keşke. En az bir o kadar da değerli Ege Bey, siz söyleyin biz yapalım. Tamam. Yine anlaşılmadı ki neye güldüğümüz. Şimdi aksanlı falan konuştu ya, ona gülmüş olabiliriz gene biraz. İşte şimdi anlaşıldı neye güldüğümüz. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz, güldük. Günaydın sevgili dinleyiciler, günaydın değerli arkadaşlarım. Bir soruyla başlamak istiyorum. Bugünkü programımıza önemli de bir soruyla başlamak istiyorum. Buyurun. Hazır mısınız? Hazır değiliz ama hazır olacağız elimizden geldiği kadarıyla. Fahir gibi cevap vermem gerekiyor. Buyurun. Hem hazırım hem değilim. Hem ağlarım hem giderim. Ege gelin olduğunda söylediği yöresel bir türküdür. Senin nerede gelin olmuştu sen Ege? Ben Ankara'da gelin oldum. Ankara'da mı? Ankara'ya gelin geldim daha doğrusu. Ha, gelin alma falan filan olmuştu, doğru. Atla geldim ya. Bir hafta sürdüm. 4 at değiştirdim, öldü. Senin atla gelmen. Yaz zamanı. Atla gelmen dışında bir de galiba yaz zamanı deri ceketle geldiğini söyleniyor gelin olarak. Deri ceketle geldim, ağzımda Ankara'da bir top bağlıydı. Benim gelinliğim öyleydi, deri tamamen. Seneye de giyerim diye anladığım kadarıyla büyük tuttum. Evet. Bir şey soracağım. Şimdi senin tabii ki düğün maceralarını da uzun dinleriz. Uzun konuşuyoruz. Benim yarın evlilik yıl dönümüm. Ne almayı düşünüyorsunuz bana? Sen mi sorayım dedim. Sen sor o zaman. Sen açtın, bir şey düğününden sor. Bahsediyordun. Evet abi, düğününden bahsettin. Adamın cehennemin kapılarını erkenden açıyorsunuz. Açmayın diyorum, çeryan yapıyor ya işte. Ben yarın açacaktım o konuyu. Birer vallahi kot montunuzu alırım. Dayanamadım. Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum hastası olacağım. Sana tamam. Fahir heyecanlanma. Yok valla tamam ya. Hazır kot montunuzu. Ve bir şey söyleyeyim Ege. Hayatında sahip olduğun ve veya olabileceğin en kalite, daha doğrusu bir kot montun geleceği zirve. Top. Tüm montların zirvesi. Ben öyle şey yapmayacağım, kot mont diye düşünmüyorum da geniş düşüneceğim. Kaçıncı seneniz Ege? 12. 12. senede kot mont almak uğursuzluk getirir diye biliyorum ben. İyi, o senin dediğin 2, 16 ve 26. yıllarda kot mont. 12'de var abi. 12'de var. Açıklandı ya. Bakalım internette. Yok ya, Bakanlar Kurulu kararı açıkladı. Bakanlar Kurulu mu karar veriyor? Evlilikteki kot mont uğursuzluğu. Tabii tabii. Yani nasıl Ramazan Bayramı'nın 9. Evlilik ve 19. Değil. Ne? Evet, Ramazan Bayramı nasıl? Nasıl Ramazan Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağına Bakanlar Kurulu karar veriyor. Hı-hı. Evlilikte de kaçıncı yıllarda neyin uğursuz olup olmayacağına Bakanlar Kurulu karar verir. Hı-hı. Bu hep böyledir. Tabii siz canım, hiç bilginiz yok kafasına mu? Göre yapamaz tabii mı? Tabii canım, saçmalama. Bilmiyorum, yani sonuçta ben, aile kurumundan bahsediyoruz. Ben çocukluğumdan itibaren bana söylenen bir şey vardı. Evliliğin 12. yılında, yıl dönümünde kot mont alınmaz diye. Ben yani doğru bildiğim. O da ailesinden canım, gördüğünü söylüyor de, yani. Tabii sonuçta. Doğru bildiğimi söylüyor. Top senden çıksın. Yarın öbür gün Ege gelip sana Oktay, sen madem biliyordun evlilikte 12. yılda kot mont almanın uğursuzluk edeceği. Vebali var abi. Neden bana söylemedin dediğinde. Bir şey söyleyeyim mi Fahir? Evet. Vebali var. Vebali karakolu. Sabahatleriniz
Saygıyla anıyoruz. Burası çok güzel ya, yokuş aşağı. Bizim bulunduğumuz muhit yokuş aşağı olunca. Nallar kayıyor. Hayır, nallar kimin için kayıyor? Benim bir hakkım var galiba. Benim bir hakkım vardı, bir de oğlum oldu. Bir de kızım oldu desen daha güzel olur. Evet, hakkı orada çünkü hakkı çünkü erkek ismiymiş. Evet. Şimdi geçen gün Oktay'ın ya söyleyemedim, soracağım şeyi soramadım ya. Yataktan kalkar kalkmaz söylediği bir şarkı var. Hangisi? Bu herhalde dünyanın en güzel şarkısı dediği. Hangisiydi o ya? Ayşegül Aldınç, Durum Leyla. Nasıl bir tamam Ege uyku ya. Uyandı. Tamam ya. 12. yılında Kotmont alınırmış. Ben ya, yanlış hatırladım. Bu kadar bozulacağını bilseydim Fahir. Hiç girmezdim. Alacağım yani. Ama bak yemin adam ediyorum. Adam nasıl hıncını alıyor benim benden? Benim söylediğimde şu kadarcık yalan var mı ya? Sen kendin demedin mi geçen yataktan? Bu ne kadar güzel bir şarkı olmalı diye kalktım. Biraz dinletir misin? Evet doğru. Bu şarkıyla kalktığın doğrudur. Hava durumunu veremedik. Bir mahcubiyet oldu neden mu? Neden acaba? Acaba neden? Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Siz burada şarkıları, reklamları neşe içinde dinlerken ben kendimle ilgili yeni güçleri, yeni yetenekleri fark ediyordum dışarıda balkonda. Biraz balkonda bahsetmek mı? İster misin? Balkon mu şaşkınlığı içerisinde Oktay? Yani bilmiyorum. Yardım senin, merdiveni mi desek? Senin yani... Senin anlatmak istediğin konuya önüne geçmek istemem, engel olmak istemem ama niye balkonda düşünüyorsun abi? İçeride otururken düşün. Yani şeyden, portakal suyunun kokusundan rahatsız oluyorsunuz diye. Biz portakalın kokusunu... Kabuğundan ben rahatsız oluyorum. Esas o değil de kabuğu hakikaten en rahatsız edici. Ne geldi aklına? Hakikaten bu hani yeni ısırılmış örümcek adam gibi her gün yeni bir yeteneğimi keşfediyorum. Evet. Son yeteneğim. Ve gün sonunda düşünüyorsun bunun bir yetenek olmadığına karar verip ertesi sabah balkonda tekrar başka bir yetenek mi buluyorsun? Mükemmel bir şekilde seyyal tener taklidi yapıyorum. İşte bu akşam bitecek bir yetenek daha geldi. Sevgili dinleyiciler fark ediyorsunuz değil mi? Genç neler çektiğimizi. Evet. Neler çektiğimizi. Çünkü bunu bugün ilk defa yayında söylüyor ama yani bize bunu ben de yeni fark söylüyor. Ettim ya reklamlar sırasında. Ve 2016 senesinde Seyyal Taner'in en iyi taklidini yapabilme özelliği de gerçekten herkese nasip olmayacak bir. Şöyle bir şey de var, zamanlama da çok önemli. Manidar. Çünkü doğru. Bundan birkaç yıl önce yapsam belki daha iyisi çıkardı ama şu an daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Ege istersen yapmaya çalışanlar oldu Seyyal Taner taklidini. Beceremediler. Ben burada isim vermek istemiyorum. Ünlü sanatçılardan bir tanesi, kadın şarkıcılarımızdan bir tanesi. Hı hı. Bugünkü hali belli. Ne durumda olduğu. O yüzden Ege şeydir yani. Tehlike bir sular olabilir. Hakikaten yani kolay iş değildir yani. Hem bir taklit var hem bir cüret var buradan. Tabii. Ama ben bunu tek başıma yapmayacağım. Yapacak mısın? Ben önce onu sorayım. Yani yapacağım. Yani tek başına mı yapacaksın, grup mu yapacaksın? Vallahi ben heyecanla izliyorum. Keşke sabah olmasaydı da böyle bu kadar çekirdeğimi alır oturacaktım stüdyoda heyecanla. Çünkü yani bir şeyin bastırması lazım. Yan gelip oturacağınız bir şey değil bu sonuçta. Biz ne yapıyoruz? Ben bir yetenek yapıyorum, siz de burada yetenek yapmak diyorsun. Yetenek şov. Peki kıyafet miyafet yok mu? O kadar değil canım. Radyoya göre düşündüm ben. Maalesef. Bizim de şanssızlığımız bu oldu Fahir. Ama isterseniz yarın akşam dükkanda da yapayım. Çok herkes susun. Herkes sohbetini bıraksın. Şimdi size Seyyal Taner taklidim. Hay biz ne yapacağız onu söyle. Sizin ne yapacağınız belli. Naciye diyeceksin. Ha, tamam Naciye canım. Şarkısıysa ben varım. Çok sevdiğim bir şarkıdır hakikaten Naciye. Ben en baştan mı girsem yoksa hemen nakarattan mı? Valla bilmiyorum, kendi kendine düşündüğün için ben bize bir şey sorma. Ben de şeyi fark ettim. Başını daha güzel yapıyorum. Yani baştaki Seyyal Taner'e fakir bir ananın öksüz aha kızı mı? Gireyim mi? Hadi gir tamam. Dur ya, girsin ya Allah aşkına. Seni vazgeçtim. Adamın şeyi çekmiş, canı çekmiş yani. En kötü. Ne olabilir ki? Sizin de canınızı çok çekecek gibi geliyor bundan sonra. Fakir bir ananın öksüz kızı. Arayı geçiyorum. Çık dediler sahneye. Naciye, Naciye, alkışlar içinde. Naciye, Naciye, erken çıkar sahneye. Naciye, Naciye, dönüş yok geriye. Naciye, Naciye. Buralarda pek bir esprim yok, o yüzden baştan alıyorum.
fakir bir adanın. Tamam yeter da. Buralar esas esprili kısımlar buralar. Yani diğer en çok beklediğim kısmı. Diğer kısımda pek bir espri yok. Ben bu aynı taklit yeteneğimi Ersen ve Dadaşların Ersen'i içinde kullanacağım. Ama şimdi aynı gün olmaz. Abi, o. Sen çünkü hakikaten taklit üstüne biner. Doğru. Uğursuzluk gelir. Program yani tiplemeye döner. Olmaz. Ya programın tiplemeyi ben sesini de bu kadar yormanı istemiyorum. Bir de şimdi dinleyici onu alacak. Zaten şu anda yığınlar yıkılmış durumdalar. Yani zevkten. Yani çoğunluğu zevkten yıkılmış durumdalar. Şimdi onlar tekrar doğrulmalarına fırsat vermek lazım ama laap desen üstüne bir de Ersen ve Dadaşları. Bir diyorsun, yapma. Yapma, yapma evet. Kurban olurum yapma. Zaten Ersen ve Dadaşlar aynı sesti. Bu arada buradan da yarın sabahın da müjdesini vermiş olalım. Ay, yarın sabah da mı şey mi olacak? Yarın küçük sabahta, bir Ersen ve Dadaşlar şeyi. Bir kuple alırız canım, ne olacak, elimize mi yapışır? Bu arada Zerrin Özer mi diye dinleyicimizden soru geldi. Artık istek mi soru mu onu da bilmiyorum da. Onun taklidini yapan onun birisi vardı mi diyordun ya, sanatçı. Ha yok, Zerrin Özer değil, değil canım. Değil. Zerrin Özer ama ben onlar senden de, aynı kuşak ya. Senden de bir süre sonra Zerrin Özer taklidi geleceğini düşünüyorum. Geldi ya, bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmemiştim. Bir surata dönüştürdünüz bu sefer. Lütfen vallahi bana her aklınıza geleni taklit ettirmeyin. Resmen ya. Türk popunun yaşayan tarihi haline geldin. Nerede gülüyordu Zerrin Özer böyle? Yılbaşında mı? Her yerde. Hayır, bir program vardı da orada bir gülmesi şey olmuştu. Nerede gülüyordu diyorsun? Hmm. Bir jüri mi falan mıydı? Evet, jüri bir yaptığı bakayım. Bir program çık, vardı çık, galiba. Çık, 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 çık. Bu arada bir şey soracağım. Bugün ayın ikisi, doğru mu? Evet. Koca Haziran'ı devirdik be Oktay. Haziran'ın ikinci günündeyiz. Evet. Kaba bir hesapla bir günü hepimiz geride iyi bıraktık, kötü yaşadık. Kimimiz, nasıl? Kimimiz uyudu, kimimiz doyasıya yaşadı bir Haziran'ı. Kimimiz yeteneklerini keşfetti. Kimimiz yeteneklerini keşfetti. Kimimiz o heyecanla uyuyamadı. Şunu sormak istiyorum. Haziran'dan memnun kaldınız mı? Ben çok memnun kaldım ya. Bugün de 30 derecelerden bahsediyordu hava durumunda. Ben gerçi memnun. Bazıları vermedi hava durumunu ama neyse ki JoyTürk haber bülteninden dinledik. Yani JoyTürk haber bülteni. JoyTürk haber bülteni dedin, hava durumundan bahsediyorsun. Hı hı. Orada evet çok güzel veriliyor ama ben Oktay'ın onayından geçmiş. Estağfurullah. Onun ağzını yirin dediğim o şeyinden geçmiş. Estağfurullah ya. Ne derler onu, imbiğinden. İmbiğinden geçmiş. Artık ne olmuş biliyor musun? Damatılmış. Damatılmış bir halde bir insanın bir alabileceği ben, en saf haliyle. Bir de ben onu damıttık halde bir şekilde vermedim. Neden vermedim? Bir sor, niye vermedin diye bir sor önce. Tam. Önce bir sor, ondan sonra suçlayın. İsterseniz ya bu soruyu Oktay Bey size ünlü sanatçımız Seyyal Taner sorsun. Seyyal Hanım. Oktay. Niye damatık halini vermedin? Al işte sabahleyin cehennemin kapısını açık bırakan. Lütfen. Seyyal Hanım çok teşekkür ediyoruz. Niye böyle bir şov yapmıyoruz ya? Espriler olsun, taklitler falan. Neyle bir şov? Sen ne ara inandın buna, sıkı sıkıya bağlandın ve hayatını bundan kazanabileceğini düşünüyorsun? Ne ara yani? Hangi ara ya? İki dakika boş bıraktık, bir stüdyodaydık. Bu adam gitti. İşte, yangın merdivenine çıktı dedim, geldi. Yangın merdivenine yalnız çıkar mı? Hem yüksek hem orada hayaller kuruyor. Bir de portakal suyunun etkisiyle beraber. Demek ki böyle kendini şeylerin içinde, dumanların içinden bir rüya kurmuş, bir dünya kurmuş. Ben bir hava durumu vereyim de bir toparlayalım. Evet, bugünkü özel hava durumumuzda en yüksek sıcaklıkların 30 derece olduğu merkezlere bakacağız. Evet, mesela İstanbul. İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak yağışlar var. Zaten Marmara bölgesinde de bugün bölgesel yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Oktay, yerel ama diyorsun, yurdun, bölgesel diyorsun. Yurdun geri kalanında güneş hakim. Rüzgar da pek etkili olmayacak. Cuma günü akşam saatlerine sağanak yağmur olacak. Özellikle yarın akşam saatlerinde İstanbul'da 30 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı İstanbul'da. İzmir'de İzmir'in en yüksek hava sıcaklığını vermiyorum çünkü 30 değil. Müsaade ederseniz onu geçeceğim. Edirne, Kırklareli. Buralarda hep kaç derece olabilir? 30. Adana 30. Az bulutlu ve açık. Hatay 30. 30 doğru. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı, çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Kaç derece olabilir en yüksek hava sıcaklığı? 30 mu? Çankırı? 30 mu? Doğru. Sizi tebrik ediyorum ve yanaklarınızdan öpüyorum. Biz seni tebrik ediyoruz esas Oktay. Ben de seni tebrik ediyorum. Sayın oğlum çok teşekkürler. Yeter.
JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Trafikteki anlık gelişmeleri almak için gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak bizlerle beyaz fırtınasıyla şehrin sabahlarında fır dönüyor. Şenol Bey günaydın. Şevkine geçeyim, sana günaydın. Vaktimiz kesinlikle biliyorum, o yüzden isteyeceğim. Hemen konuya girelim. Hemen konuya giriyorsak durduğunuz kabahat Şenol Bey, dinliyoruz sizi. Şevkine geçeyim. Şevki dinleyicinin sizlere günaydın demeyi unuttuğumu zannetmeyin. Lütfen sizleri ellerinizden, gözlerinizden, yanaklarınızdan, kelleri özellikle de kellerinden öpüyorum. Hani giriyorduk Şenol Bey konuya? Şevkenci müşahede etmiyorsun ki. Siz girmiyorsunuz konuya, işte orada ellerden öpeceğim, kellerden öpeceğim falan. Ne alakası var? Şevkenci dinleyicilerimiz bizim nimetimizdir. Başımızın üstünde yerleri var, bir öpmüşüm. Çok mu geldi sana? Zoruna mı gitti? Olur mu canım? Yani dinleyiciler sizin için ne kadar değerliyse benim için onun 10 katı değerlidir. Yalaka. Hadi Şenol Bey girelim konuya, buyurun. Şevket dinleyicileri, Türkiye'nin tartıştığı bir konuya giriyoruz. Emre Aydın'ın kiloları. Trafikten bahsedecektik, konumuz o değil miydi? İyileş bir şey Şevket Aydın, ne alakası var ya? Neyin neyle ne alakası var Şenol Bey ya? Trafikle Emre Aydın'ın kiloları arasında ne alaka var? Sen nasıl bir alaka kuruyorsun? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Trafikten bahsetmeyecek miydik? Şevket Aydın, istersen gönlün olsun şöyle diyelim. Bu sefer trafikten bahsedeceğiz ama Boğaz trafiğinden bahsedeceğiz. Lanim sallandı, yakaladım ve espri. Espri derken? Yani Boğaz hani kiloler falan der, Boğaz'dan cam, Boğaz'dan kilolar, Boğaz'dan... Anladık Şenol Bey, tamam. Tamam Şevket Aydın, esprimi yaptım, ona bir tintik atalım. Esprili bir sohbet olduğunu kayda geçirelim lütfen. Şenol Bey, en başta şunu söyleyeyim de ben bu konuda konuşurken biraz korkuyorum. Neden? Kilo konusunda sizin de biraz hassasiyetiniz var çünkü. Ne hassasiyetim varmış benim ya? 30 kilo fazla var yani, değil mi? Bu hassasiyet mi bu? Ya bilmiyorum da, yani bu bir insanın kilosu üstünden eleştirilmesi de bana garip geliyor. Çok ayıp ya, ben gazetelerde okurken utandım yani. Şevge'ye gidiyorum, sanat dünyasında bunlar normal. Emre Aydın genç kardeşimiz bayağı yakışıklı, hayranları var, şarkıları güzel. Böyle bir kilolarla falan gündeme gelmesi aslında olumlu. Ve bana olumlu gibi gelmiyor yani, hakikaten. Bir daha söyleyeyim, çok ayıp gibi geliyor. Şevge'ye geçeyim, bunlar ayıp şeyler değil. Sonuçta bu adam sanatçı mı? Evet sanatçı. Şenol Günbeyrek sanatçı mı? Sanatçı. Biz ne yapıyoruz duygularımızı? İçimize atıyoruz, içimize atıyoruz, içimize atıyoruz. Ve bazen de dışarı atamıyoruz. İşte burada göbek oluyor, gıda oluyor zaman zaman. Böyle şeyler ortaya çıkıyor. Şenol Bey, yani bahsettiğiniz kilolar bu bazı duyguların içte durmasıyla ilgili mi? Evet Şevkeciğim, tamamen bundan. Sanat dünyasının dışındakiler bunu tam anlayamaz, kolay değildir. Mesela Pavarotti verdi, biliyor musun Pavarotti, meşhur İtalyan obez. Öyle demeyin Şenol Bey, ayıp ya. Obezin de sahip ya, bu operada şarkı söyleyenlere obez değilmiyor mu? Obez değil ya, tenor o. Ha tenor, ha obez. Şevkeye geleyim, lütfen kavramlara boğmayalım bu sohbetimizi. Tamam, istediğiniz gibi olsun Şenol Bey, ama tenor o yani, obezlik başka bir şey. Şevkeye geleyim, lütfen kavramlara boğmayalım, bir kez daha söyleyelim. Yoksa herkes bildiği müzikal terimleri söylesin, ben de tıknaz anlamında burada sopran öderim. İyice karışır. Hakikaten saçma sapan bir şey oldu Şenol Bey. Buyurun devam edin, ben araya girmeyeyim. Yani diyorsunuz ki sanatçı şiştikçe sanatına yatırım yapıyor aslında. Kilo almak demek. Evet, tam demek istediğim o. Kilo almak demek sanatçının duygu biriktirmesidir. Pavarotti'de şişti, 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 sonunda patladı. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şişesi, şişesi, şişesi bazen de elde patlayabilir. O konuda dikkatli olması lazım tüm sanatçıların. Sizin 30 kilonuz mesela elde patladı? Daha benim sürecindeyim ben Şevkaya gideyim. Ürettikçe orada yağlardan veriyorum. Yani bu Emre Aydın'a yapılan şey ayıp değil diyorsunuz. Çok ayıp görmüyorum. Sonuçta orada hiçli bir insan olduğundan biraz birikim yapıyor. Yalnız burada bir abisi olarak küçük bir tavsiyede bulunacağım. Bir sanatçıdan bir sanatçıya yol gösterme gibi düşünsün lütfen. Dinliyoruz Şenol Bey, nedir? Lütfen içine atarken çok ekmekle atmasın. Larım sallandı. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Teşekkürler. Biz de sanatseveriz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz diyoruz. Bu ara vallahi gazetelere bakınca herkes şeyin hastasıymış. Neyi bekliyormuş bilmiyorum da. Neyin fayı? Bu seri katil hadisesi var ya. Hmm. Herkes üstüne bir şeyle günlerdir. Ya korkunç ama o hadise ya. Ya şimdi hadisenin korkunçluğundan bahsetmiyorum ben. Yani şeye mi özenmişler? Bizim ülkemizde niye seri katil olmuyor diye, sonuçta tam bir
Avrupa ülkesi olduk, seri katilimiz de var gibi mi yaklaşanlar tam bir var? Dünya ülkesi olduğumuz. Biraz keşke başka şeyden yakalasaydık ya. Yani tabii hakikaten ki. Hakikaten daha ne olacak? Zaten var. O da eksik kalsaydı yani. Zaten varmış yani zamanında. Türkiye'de de varmış. Hep varmış. Öyle bir işte filmi çekilmiyor. Yok hikayesi yazılmıyor. Kulaktan kulağa aktarılmıyor. Öyle olunca yok gibi düşüyor. Onun için sadece yok diye bunu İçimizi şey rahatlatarak evet ya, oturmayalım. Aynen. Ne oluyor? Ne olmuş ki? Her gün bir şey mi var? Haber mi geliyor? İşte her gün bir haber geliyor. Her gün bir de şimdi artık nasıl söyleyeyim? Filmlerden mi özeniyorlar? Neden özeniyorlar evet. Bilmiyorum. İşte bunun araştırmaları, işte lisedeki şeyleri ortaya çıkıyor. İşte ta o zamandan belliymiş. Ha, medyanın yaptığı mı filmden özeniliyor? Medyanın birazcık şeyi var işte, böyle bir şey yakalayıp oradan çok güzel yürüme hadisesi bize de sonuçta var. Malzeme lazım diyen adamlar. Bayağı da bir meraklısı çıktı. Yani nasıl bu konuda hemfikir olunuyor bilmiyorum. Meraklı olma konusundan bahsediyorum. Yani bazı konularda böyle bir şey var. Dünyada da var. Mesela dünyanın magazin basında şey konusunda çok meraklı ve istekli ya. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in birbirini aldattığı ve aldatması ve ayrılması konusunda o kadar istekliler ki. Herkes, ülkemizde de var bu. İşte yani yakın dönemde çok sıkılmadık mı artık Kaan Tangöze ve işte boşanma haberi, yeni ilişkisi haberi falan filan. Yani böyle bir şey var yani. Bir olaylar çıksın istiyor. Boşandılar, bugün uzun uzun öpüştü diye haber vardı gazetede. Yani uzun uzun öpüştüğü, sen niye birinci sayfanda? Gazeteler içinde şey, mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar nur topu gibi çocuklarıyla falan gibi bir haberin okunacak bir şey yok. Al işte onu, gazetede sevimli çocuklar sayfası var. Mutluluk arayan oraya baksın. Okunacak bir şey, okunacak bir şey yok diye değil de yani ondan yani olay yapınca da sanki bana gösteriyorlar yani. Şey gibi geliyor. Yani biz bu kadar zengin ve ünlü ve mutlu değiliz. Aslında onlar da o kadar da mutlu değil gibi. George Clooney ile ilgili de vardı. Evet. Bir tarafında Amal Alameddin Clooney ile. Evet, Amal Alameddin Clooney eşi, bir tarafında Julia Roberts. Bununla aldattı diyorlar. O fotoğrafı o şekilde. Ya yani bir aldatsa da bir rahatlasak hepimiz olarak. O yüzden bu haber de böyledir galiba. Ne ara böyle bir şeye geliyor bilmiyorum ama havaya giriliyor. Hayır, bir de şöyle bir şey var ya, işte bunların çok kolay para kazandıkları düşünülüyor ya. İşte gerek futbolcular için, gerek oyuncular için. Şimdi bu çok bölüm başına 48 bin lira alıyormuş mesela. Hayır, bir de böyle işte aldatma, boşanma, hede hadiseleri çıktığı zaman işte eşleri vesaire böyle büyük paralar talep ettiklerinde herkes gibi kazanırken iyiydi aslanım, onu baştan düşüneceğiz. Hoşuna gidiyor değil mi herkesin? Tabii canım, büyük zevk alıyorlar. O da bir de en sevilen Como Gölü'ndeki yazdığını almak zorunda kaldı. Güveler bastı George Clooney'nin. Mesela bir neşe veren bir haber daha. Böyle bir haber yapsa hakikaten herkes hastası olur. En sevilenlerden bir tanesi de birini zirveye çıkarıp ondan sonra iteklemek aşağı. Mesela Britney Spears'a yaptıkları şey zamanında oydu. Bir anda genç yıldız, süper yetenek falan filan diye şey yaptılar. Ondan sonra kocasıyla sıkıntılar yaşadı. Albümü satmıyor, artık bitti, göbüşleri çıktı, kenardan sarkıyor falan diye. Yerden yere bulmak. Şu anda yine Britney Spears şey canım. Toparladı işte. O göbeği çok yoktu. Büyük Amerika'da çok büyük yani. Yine baştan işte çıkış yani. O tek bir teviye şeyler hiç haz vermiyor. Şey de güzel bir şey. Dibe vurmuştu, yeniden yükseliyor. O da bir haber çünkü. Yani çünkü bize yani de umut veriyor. Biz de sistem yakaladı. Tıkır tıkır devam ediyor işinde de, haber yok. Ama orada şey var. Yani dibe vurdu. Yeniden yükseliyor ama o ilk zamanlardaki gibi değil. Tamam. Yani yine ben yine biraz mutluyum açıkçası diye böyle bir şey var. Haberi veren ve okuyup da haz alan kişide bir duygu şimdi yaratması lazım. Önümüzdeki günlerde mesela ben bu sabah Seyyalten'e taklidimle zirveye çıktım ya. Evet. Yarın Ersen ve Dadaşların Ersen'in taklidini yapınca evet, dibe vuruşumu mesela şey yapacağız. Ben full destek bundan ondan sonra. Ondan sonra yeni bir taklitli mesela yeniden şey yapacağız. Ama hiçbir zaman bir Seyyal Taner taklidi gibi olmadı. Ama senin çok başarılı Cem Karaca taklidin hemen güme mi gitti yani? Bıraktın mı bir takım şeyleri? Evet. O dönem. İnsanlar yani o dönem. Evet, senin dönem dönem bir takım taklitler konusunda zirve yaptın. Zirve yaptığın dönemler var. Ama bakıyorsun sonra o taklitlerden işte para kazanamayacak hale geldiğin zaman bırakıyorsun. Sistem yakalayamadı. Ve bugüne kadar da bütün taklitlerini bıraktın çünkü hiçbir taklitinden de para da kazanmadı herhalde. Onda ben şu anda Fahri senin söylediğinden ben de onu, bana da başka mantıklı gelen başka bir şey yok. Seyyal Taner taklidimle bu yaz açılışlara falan gideceğimi bütün düşünüyorum. Bütün organizasyon, düğünler, bak, düğün sezonu geliyor, oteller, Türk geceleri olacak değil mi? Bayram. Welcome to the Amfiteyata. Oktay değil mi? Welcome to the Amfiteyata. Evet, oralarda. Bu akşam Türk gecemizde değerli sanatçımız Seyyal Taner'in tiplemesiyle Ege Kayacan.
külaş, her yerler gözümde şu anda canlanıyor yani. Doğru aslında. Peruk da takmışsın sen, siyah bir peruk ve sadece yani, fix bir şarkı. Şey, birebir mi yapacaksın mesela Naciye şarkısı? Çünkü Naciye uzun da, uzun da bir şarkı. Öyle de girişini yapacağım çünkü arada bir esprim olmadığından. Ha, ama girişinde var diyorsun esprim. Naciye'nin girişiyle karşınızda diye anons etsin orada. Üç dilde, Fransızca, İngilizce ve Almanca. Amfiteyatr dedikten sonra. Tamam abi, Türkçe dedik olsun. Anlamadınız. Fransızca, İngilizce ve Almanca diyorsunuz. Hayırlı olsun Egil sana tekrar. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dinleyicisini en çok seven, stüdyoya en erken girendir. Sırf bunu söyleyebilmek için Fahir Oktay içerideyken koşa koşa geldim, stüdyoya girdim. Onları bekliyoruz şimdi. Koşa koşa gelecekler, aman efendim biz de sizi çok seviyoruz falan diye bir takım şeyler yapacaklar ama siz bu numaraları yutacak insanlar değilsiniz. Sonuçta bazı gerçekler ortada. Stüdyoya ilk giren kim? Ben miyim? Benim. Ama şu anda bir bakıyorum gelen falan da yok. Fahir! Oktay! Oyunculuk yeteneğim ortaya çıkmıştır herhalde. Telefon çalıyor. Alo! Alo! Here demek istiyorum, here. Fahir Öğünç is here. Oktay Demirci mevcut. Şu anda tam podcastlerde bu here'la biraz yukarı çıkmıştık. Oktay'ın mevcutuyla tekrar yerimize döndük. Oktay düzeltme yapacağız. Düzeltiyorum. Present anlamında kullandım mevcut. Present'sa o zaman buyurun efendim. Ne oldu, siz gene ofisten mi arıyorsunuz, araçtan mı? Yani şöyle Ege, sana söylemedik bu dakikaya kadar üzülme diye. Üzülmedin değil mi şu dakikaya kadar? Herhangi bir üzüntü yok değil mi? Daha çünkü net bir şey söylemediğinizden üzülme durumum yok. Ya biz gene dayanamadık. Oktay'la biz içeri gittik ya öğretmenler odasında. Aha. Orada birazcık güreştik. Ondan sonra. Güreş sırasında aklınıza bir fikir mi geldi? Ya o güreş sırasında şey olduk. Neden dedik biz bu güreşimize tanıtıcı reklam. Next level'da devam etmiyoruz dedik. Ha, siz gene araca bindiniz. Tanıtıcı reklam. Next level'a mı gidiyorsunuz? Aynen dediğin gibi biz tanıtıcı reklam. Next level'a gidiyoruz. Ve orada olacağız diye tahmin ediyoruz. Yine dinleyicilerimize, çünkü Ege elimizde bolcama efendime söyleyeyim sinema davetiyesi, aracı kirli olan, kendi aç olan, efendime söyleyeyim ilişkisinde sıkıntılar olan, durumu olan var, olmayan var. Hepsini Next Level'da tanıtıcı reklam bekliyoruz. Oraya gidelim, orada yapalım dedik. İyi yaptınız valla. Hediyeleri bir daha tekrarlayalım isterseniz. Sinema biletleri var, araba yıkamalar falan var. Hem de siz yıkıyorsunuz değil mi? Üstünüz çıplak bir şekilde. Evet, üstümüz çıplak, biz yıkıyoruz. Evet. Bu müjdeyi de dinleyicilerimize verelim. Neden o kadar uzattık zannediyorsun? İnanılmaz. Yani belki bazıları rahatsız oluyor kıl kurça falan filan diye ama Oktay'ın gerçekten sakallarının verimini ilk kez burada göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Arabasına özen gösteren dinleyicilerimiz varsa çekinmesinler. Fırça gibi değildir sakal teknolojisi. Sırça gibidir. Çizmiyor. Tamamen şampuanla yıkanıyor. Arabada sakal. Bu en üst ülkemize gelmiş bir teknoloji Ege. Bu arada Ege, biz çıktık ama orası sana emanet abi. Yani oralar biliyorsun yani en önemli yer stüdyomuz, merkez stüdyo. O yüzden sana güveniyoruz. Aman bizi mahcup etme. Biz yokken ne yapacaksın sen? Ne var aklında? Ben birini bulurum ya. Hem de dev bir isim var aklımda. Ne, stüdyoya mı getireceksin? Ben belki telefonla bağlanırım. Nasıl ya? Yani şey mi? Modern Sabahları onunla mı yapacaksın? Zorunuza gitmezsin oğlum. İlerleyen dakikalarda dinlerseniz görürüz. Kim var ya? Fahir, sen biliyor musun kim olduğunu? Nereden bileyim abi, adamın aklındaki. Oyunculuk şov sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da ilerleyen dakikalarda çok değerli bir ismi telefonla yayınımıza bağlayacağız. Onunla yeni albümü hakkında konuşacağız. Size iyi yolculuklar o zaman. Facebook TV'yi kullanın da görelim ne oluyor, ne bitiyor. Ama Facebook TV'yi, Facebook Live'ı kullanacağız ilerleyen dakikalarda da, bana bak. Şimdi sen Erol Evgin'le konuşacaksın ya ilerleyen dakikalarda. Sürprizi bozdun Oktay. Ya bir dakika dur, bir dakika şeyi söyleyeceğim. Valla onu konuşamadık. O, ben bu soruyu soracağım dediğin soru var ya abi. Tamam mı, o konuya girme. Sadece albümden bahset. Ya yani onu sorma, herkes o soruyu bekliyor ya. Abi yok, çok ayıp olur bak. Gerçekten Erol Bey'e çok ayıp olur ya. Yıllarca konuşulmamış bir konuyu
Yani sorma yani. Ne olur. Zamanında televizyon programında sormadık ya. Burada mı soracağız şimdi? Bakarız şimdi. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bizim için gerçekten çok heyecan verici dakikalar. Çünkü hepimizin hatıralarında ve müzik deyince akla gelen isimler arasında yer alan bir isim. Erol Evgin bizimle birlikte. Erol Bey günaydın. Günaydın, merhaba. Erol Bey diye... Bizi izleyen, bizi dinleyen Joy Türk dinleyenlerini sevgiyle kucaklıyorum. İyi sabahlar diliyorum. Çok buyurun. Teşekkürler. Ben Erol Bey diye konuşacağım. Çünkü Erol abi falan dersem şöyle bir durum var. Herkesin aşık olduğu isimlerden biriyle konuşurken belli bir mesafe korumaya çalışıyorum ki kıskançlık falan olmasın sabah sabah. İstediğin gibi hitap edebilirsin. Çok teşekkürler. Erol Bey, bir albüm var piyasada. Altın Düetler adında. Hakikaten evet. De böyle biz albümün tanıtım metnine baktığımızda dört neslin birlikte söylediği anılarımıza fon müziği olmuş şarkılar diyorsunuz. Hakikaten dört neslin birlikte söylediği, hatta birinin başladığında arada yaş farkı ne olursa olsun bir diğerinin rahatlıkla devam edebileceği şarkılar. Ve o kadar anı yüklü ki bu şarkılarda bir aslında müzik arşivlerinde yer alması gereken böyle bir anı albümü gibi bir şey. Evet, birkaç yıldır tasarladığım bir projeydi bu. Son bir yılda hayata geçti. Aşağı yukarı bir yıldır da uğraşıyorum üzerinde. Mayıs ayının son günlerinde çıktı. Müzik marketlerde yerini aldı. Benim bu yıl birçoğunun 40 yaşına basan, birçoğu 40 yaşına basan şarkılarımın Çiğdem Talun, Melih Kibar'la birlikte oluşturduğumuz ekibin ürünü olan şarkıların düetleri, kadın sesleriyle olan düetleri, bir kadın dokunuşu yani bizim şarkılarımızda. Ben ona bu dönemin altın şarkılarıydı onlar. Onun için Altın Düetler adını verdim. Aslında her dönemin altın şarkısı, öyle bir gerçek de var ortada. Ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, onlar pop müziğin klasikleri, pop klasikleri bir anlamda. Bu çok sevindirici ve çok gurur verici bir şey benim için de. Dinleyenler için de. Bizim değil artık şarkılar zaten. O şarkıyı paylaşanlar, az önce çok güzel bir şey söyledin Ege'cim. Biri başlıyor, diğeri devam ediyor. Bir nesil başlıyor, değil mi? Diğer nesil şarkıya devam ediyor. Bu çok çok güzel bir şey. Öyle bir şey var. Zaten bu genç dinleyicilerimizin gözünde canlandırmak için söyleyelim. Böyle bir özel radyoların pop müziğin bu kadar canlı olmadığı bir dönemde gerçekten bir yıldız olmak çok kolay değildi. Siz bunu başarmış bir isimsiniz. Bunu da bu güzel şarkılar sayesinde, tabii kendi duruşunuzun evet. da etkisiyle başardınız. Hakikaten evet. bu şarkıların bu kadar yayılması, bu kadar akılda kalması ve 40 yıla rağmen ilk günkü tazeliğini koruması da sizin yorumunuz ve bestelerin, sözlerin etkisinin birleşmesi. Şarkıların gücü diyelim. Evet, bu albümde bana onur veren çok değerli konuk sanatçı arkadaşlarım var. Onları saymak isterim. Soyadı alfabetik yazdık biz albümün kapağına isimleri. Yine öyle söylersem soyadlarının arkadaki sırasıyla Sezen Aksu, Nüket Duru, Candan Erçetin, Göksel, Zuhal Olcay, Şevval Tam, Emel Sayın, Sıla, Hande Yener ve Aşkın Nur Yengi var bu albümde. Benimle birlikte şarkıları paylaştılar. Şarkılar da sanatçılarla çok uyum sağladı. Çok uyum içinde oldu. Bilmem onun o dikkatinizi çekti mi? Dinlerken evet, hakikaten de yani ben özellikle çok sevdiğim şarkılardan biri olduğu için Zuhal Olcay ile olan düetinizi hep böyle kalı dikkatli cebedim. Evet. Yani neredeyse zamanında onunla seslendirmek için yazılmış bir şarkı gibi. Galiba bu şarkının özelliği de o. Biraz zamansız şarkılar. Hani 40 yılı şarkısı diyoruz da bugün de çıkan evet. bir albüm olsa hemen fark edilecek albümlerden bir tanesi. Bu arada şey oldu mu, sanatçılar, konuk sanatçılar düet yaptığınız isimler arasında o şarkıyı yalnız ben söylemek istiyorum falan gibi? Hayır, hiç olmadı. Şarkıların bir kısmını ben seçtim, bir kısmını sanatçı arkadaşlarım istediler. Yani Sezen Aksu Ben İmkansız Aşklar için yaratılmışımı istedi. O benim bestemdir. Sema Çuvaş'ın sözleri. Bu beni anlatıyor bu şarkı dedi. Ben İmkansız Aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı diye. Sezen onu istedi. Candan Erçetin Aldın Başımı Gidiyorum şarkısını istedi. Ben dedi bu o şarkıdaki acıyı çok seviyorum. Hakikaten de sesiyle o acıyı öyle bir yansıttı ki
Muhteşem oldu. Yine Sıla Ateşle Oynama'yı söylemek istedi. Ateşle Oynama benim 90'lı yıllarda yaptığım bir yorumladığım bir şarkı. Bir Sezen Aksu bestesi. O da muhteşem bir şarkıdır ve de çok da güzel çıktı. Sıla onu söylemek istedi. Evet Sayın Türk muskisinde, Türk muskisiyle çok iç içe bir şey o. Bizim işte öyle bir şey caz makamındadır. Onu ben ona teklif edince çok güzel olur dedi. Hande Gener'in sesinden ben hep sevdan olmasayı böyle onun çın çın sesinden duymak isterdim. Benim sesimde bir kontrast oluşturması bakımından. O da onu çok sevdi, severek söyledi. Söyle canım, Aşkın Nur Yengen'in sesine çok yakıştı diye düşünüyorum. Onu ben teklif ettim Aşkın'a. Bir de Bana Sor şarkısını, öncelikle de bir başka şarkı yapacaktık. Fakat Bir de Bana Sor öyle kült bir şarkı ki... Hakikaten de, yani orada, olmasaydı hakikaten gelecek tepkiyi karşılayamayabilirdiniz. Karşılayamayabilirdik, evet. Yani onu da öyle bir isimle söylemek lazım ki... Anca Nüket Duru gibi bir isim o şarkıyı çok güzel yorumladı. Hep öyle kal dediğiniz gibi Zuhal Olcay tiyatral yanıyla bir müthiş sesiyle müthiş bir yorum getirdi Hep Öyle Kal'ın. Özellikle finale doğru improvizasyonlar vardır Zuhal'in yaptığı. Onlara bayılıyorum ben her dinleyişimde. Onlar çok iyi oldu. Şevval Sam'ın sesini çok beğeniyorum. Naif tavrını ve sesinin tınısındaki naif tarzı tınıyı çok seviyorum. Ona Neydi O Yıllar şarkısını ben rica ettim. Birlikte düet yaptık. Ve yine Göksel'in o tül gibi ince demeyeyim de böyle rüya gibi sesinden rüya şarkısı çok iyi olur diye ben hayal etmiştim. Onlar da beni kırmadılar. Ve bu şekilde 10 şarkılık demet oluştu. Şunu söyleyebilirsiniz, şarkıları saydınız ama şu şarkı var mı acaba dedikleri bütün şarkılar var dinleyicilerimizde. Öyle akıllarında soru işareti kalmasın, acaba şu girmiş midir diye. Erol Evgin deyince akla gelen bütün şarkıları bulma şansınız olacak bu Altın Düetler albümünde. Bir şey daha soracağım. Evet. Şarkı sözlerini ezberden söylemeyen sanatçı var mıydı? Hani böyle yazılı olsun da karıştırmayalım falan gibi. Yok, hepsi biliyor, ezberle geldi. Evet. Yani tabii canım. Şeyde olur, nota sayfasının üzerinde bir şarkı sözü olur. Oralara küçük notlar almak içindir o. Hı hı. Hani şurada şöyle bir nüans yapayım falan gibi. Hani şu kelimede şöyle bir şey yapayım. Ya biraz daha üzerine basayım. Veya biraz daha hafif geçeyim falan gibi. Notlar almak için o şey durur. Ama genelde bu saydığım arkadaşların hepsi müziğe yıllarını vermiş çok değerli sanatçılar. Hepsi zaten... Bir iki isim dışında hepsi de bu şarkılarla büyümüş. Belki bu şarkılarla müziği sevmiş isimler diyebiliriz gönül rahatlığına. Doğru. Doğru, evet. Şöyle bir şey oldu mesela, ben İskender Paydaş'ı çok beğeniyorum. Düzenlemeleri tamamını İskender yaptı. Onun stüdyosundan çıktı işin tamamı. Ben ona ilk randevumuzda bir işte öyle bir şey long play'ini götürdüm. Aa dedi, bu dedi bizim evimizde vardı, ben 3-4 yaşındayken laf vardı dedi, ben bununla büyüdüm dedi. Ve hakikaten 70'li yılların analog ruhunu günümüz dijital soundlarıyla öyle bir ustalıkla harmanladı ki mükemmel düzenlemeler çıktı. Yani sanki LP dinliyormuş gibi, long play dinliyormuş tadında düzenlemeler çıktı ortaya. Bunu şuna bağlıyorum, yani o geçmiş yılların müziklerine olan sevgisi, onlarla beslenmiş büyümüş olması ama günümüz sound'larını da çok iyi bilmesi çok güzel aranjmanlar çıkardı ortaya. Yani sevdiği şarkılara tabii insan başka türlü yaklaşıyordur eminim. Yaklaşıyor, değil mi? Herkesin şarkısını düzenlediği gibi değildir. Bu arada sohbetimizin sonuna doğru başta Çiğdem Tolu ve Melih Kibar'ı da analım. Albümdeki bütün... Evet. Ya daha doğrusu Erol Evgin denince akla gelen o muhteşem üçlünün diğer iki ismini anmadan da olmazdı. İsterseniz albümün çıkış şarkısıyla devam edelim sohbetimize. Evet. Sıla'yla yaptığınız düet değil mi bu Ateşle, evet, Oynama? Evet, Sıla'yla yaptığımız Ateşle Oynama bir Sezen Aksu destesi. Erol Evgin ve Sıla söylüyor Ateşle Oynama diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Nice güzel çalışmalarda yeniden buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Joy-Türk'ü çok beğenerek dinliyorum. Arabamda düğmelerden bir tanesi de Joy-Türk. Ve çok severek dinliyorum.
bütün arkadaşlara sevgilerimi iletin lütfen. Çok sağ olun Erol Bey, hoşçakalın. Bizi dinleyen herkese kucaklıyor. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Bu saat içinde tanıtıcı reklam. Next Level'da olacağız. Fahir ve Oktay Modern Mobil'e atladılar. Next Level'a gittiler. Hediyeler var ellerinde. Bakalım dinleyicilerimizle buluşmaya başlamışlar mı? Günaydın. Günaydın Ege'de. Günaydın Ege. Yani çok büyük ah aldın. Ne oldu? Şöyle söyleyeyim, yemin ediyorum yatacak yerin yok. Burada bir gebe kadını dakikalardır ayakta tutuyoruz. Ha bağlandı, ha bağlanacak. Ha bağlandı, ha bağlanacak. Şimdi bağlanıyor, birazdan bağlanır, aman anacım az kaldı diye. Kadının çok özür dilerim, neredeyse suyu geldi geliyor .com. Vay, o zaman hemen bir temiz havlu bulun. Oktay sen de su kaynat. Tamam. Tam teçhizatlı aracımız Modern Mobil'de her türlü imkanımız var. Erdi'de havlu da varmış. Erdi de buradan, Yasemin de buradan. Yalnız tek bir şartım var. Çocuğun ismi Ege olsun. Ege'cim bu kadar beklettikten sonra biraz çok şöyle söyleyeyim yayında olduğumuz için o biraz zor. Şimdi hemen tanıyalım. Yasemin hoş geldin. Melek yavrusuyla beraber geldi. Melek yavrusu Tuna. Doğdu mu çocuk? Yok daha doğmadı da herhalde birkaç aya doğar değil mi? Ha bir tane daha var şu anda yanında. Hayır şu anda getirdiği çocuk içinde. İçimdeki çocuk gerçek oldu. Sen Erdi'yi mi diyorsun çocuk diye? Yok o başka bir dinleyicimiz. Çocuk mu cüce mi? Ben şimdi buradan anlamıyorum şimdi. Ha, sen Paça TV'yi açmadın mı? Açtım Paça. Açtım. Aç başını. Paça kaç olaydı? Sakallı bir adamım ben. Erdi dediğimiz adam şu şekil bir adam. Şu şekil bir adam. Evet sakallı bir adamım. Sakallı cüce diye de olabilir çünkü her şey var dünyamızda. Ege'cim valla sağ olasın. Şimdi Yasemin de işe de geç kalmış. Melek yavrusunu da götürüyor. Sıkıntı oluyor mu? Bayağı bir oluyor. Peki kaç kadar kaldı şimdi? 2 ay. 2 ay. 7 aylık hamilesiniz. Neler yaşadınız bir özet geçecek olursanız? Mide gebeliğiniz esnasında. Evet, mide bulantıları, uykusuzluk, bacak uyuşmaları. Bu kadar. Ege biraz... Yeterli. Bizim Ege'de iki tane çocuğu var, bir tane çat daha yoktur. Çok çok iyi geçirmiştir o süre. Peki Ege, senin hamilelikle ilgili tavsiye vermek istediğin bir şey var mı Yasemin Hanım'da? Vallahi yatacak, gerçi ikinci çocuk değil mi Yasemin Hanım'da? İlk mi? İlk çocuk Ege, ilk, ha, ilk çocuk. Bir de Suna yok muydu orada ufak? Yok, o inşallah ikinciye Suna. Ne dedi, Suna mı? Suna. Nasıl bir şeyler uyduruyorsun? Ne Suna oğlum, Suna. Birincisinin adı Tuna bak ama Allah söyletti. Demek ki ikincisi kız olacak. Adı da Tuna hazır. bu şu kahkahalarımızla devam edeceğiz. Var mı bir tavsiyen? Yok herhalde. Tavsiyem şu, bol bol yatsın bu aralar. O da aynen aynen dedi. Aynen katılıyorum dedi. Bu arada Facebook'tan yazan dinleyicilerimiz var. Hediye ne? Hediye demiş. Efendim ne var hediyemiz? Şimdi var. Hediyelerimiz, sinema davetiyelerimiz var. İstanbul'dan ona göre geleceğim. Next Level'ın önüne demiş. Vallahi gelsin çünkü Scorpions'a da davetiye vereceğiz bugün. Ondan sonra cuma. Sinema davetiyemiz var. Arabam kirli diyene kirli arabayla göndermiyoruz. Özellikle Yasemin'in arabasını gördük. buraya kadar zahmet etmişsin. En son yağmurda yıkamış. En son yağmurda onu o şekil yapamıyoruz. Bir günümüz daha geldi. Evet. Erdi'yle konuştum mu? Erdi'yle konuşmadım. Erdi bu sabah ilk gelen ama hamile hanımlara öncelik gösteriyoruz. Evet. Aynı otobüslerde olduğu gibi. Evet. Erdi sen ne iş yapıyorsun? Ben de özel bir şirkette bölge sorumlusu olarak çalışıyorum. Bu bölgenin sorumlusu olarak mı? Bu bölgenin ve Karadeniz bölgesinin sorumlusu olarak. İç Anadolu ve Karadeniz benden sorulur diyor musun Erdi? Aynen öyle diyorum Ege abi. Vallahi bravo sana. Hepimiz için umut oldun. Vallahi sabah buraya geldiğimde ben zaten alana çıktım. Şöyle bir kontrol edeyim diye dedi. Hayır ben bu Facebook'tan gördüm. Alana sadece çıkmamışsın. Dansınla damga da vurmuşsun. Evet. Biraz öyle oldu. Evet biraz öyle oldu. Sabahtan ben nerede diye kovalar dururken Next Level'da olması çok güzel oldu. Ama Erdi'nin en güzel özelliği açık sözlü olması ve herkesi kendini gibi bilmesi. Erdi gelir gelmez dedi ki ben sinema davetiyesi istiyorum dedi. Sevdiceğimle beraber gideceğim, onu alacağım, sinemalarda gezdireceğim dedi. Evet, sevdiceğim de izliyor şu anda. O onun talimatı üzerine biraz öyle oldu. Ne kadar güzel yaptın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Merhabalar. İsim Murat, Murat Şenem. Murat Bey hoş geldiniz. Özel, ne iş yaptınız? Özel bir şirkette teknik ressam olarak. Mimar. Teknik ressam, mimar. Bölümde. Ne kadar güzel. Bu civarlarda mısınız? Evet çok yakın. Valla bizi duyunca
şey yapmamıştım. Zaten sürekli takip ediyordum. Dinleyemediğim zaman podcast'ten dinliyorum. Ne kadar güzel yapıyorsunuz. Dedim ki bugün geçerken bir uğrayayım. İyi yaptınız. Sizin var mı kafanızda bir hediye yoksa yani mesela? Merhaba, ne arayacaksın? Merhaba demek ki. Kurban olurum size ya. Estağfurullah. Ya tanıdık. Biz merhaba. De çok mutlu olduk. Genelde şapkayla mı gezersiniz bu arada beyefendi? Yok, bugün yani yok ama şapka da yakışıyor bu arada. Ben de görüyorum Facebook TV'den. Bana bir el sallar mısınız? Taşımasını bilene Ege'cim, taşımasını bilene. Herkesin kafası bizim gibi koca kafa olmadığı için şapka taşta da oluyor. Bir şey soracağım. Murat hocam izin verirse Erdi, senin sevginin arkadaşın adı Özge mi? Evet. Ha, Özge Facebook Live'dan yazdı. Almadan gelme o bileti Erdi diye. Ona göre abi. Sağ ol. Yani. Onu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Birazdan bu Scorpions büyük davetiyemiz Scorpions davetiyesi. Linç senesi için onun biliyorsunuz bir konseri olacak. Onun yarışmasını yapacağız birazdan. Katılımcıları bekliyoruz ama gelenleri de tabii ki ne yapmıyoruz? Boş gönde çevirmiyoruz. Şimdi biz hediyelerimizi dağıtalım sevgili Ege. Sen reklama git, kafamız rahat. İkinci bölümde tekrar bir araya gelelim. Ne dersin? Tamam, biraz da benden bahsedin ama. Orada yokluğumu hissettirmeyin. Yok Ege, şöyle yaptık. Senin fotoğrafının önüne karanfiller koyduk. Söyledik siparişleri. Mumlar yakılıyor. Karanfiller. Efendime söyleyeyim. İstediğin mevsim çiçekleri veya mevsim salatalarından da bir şeyler yapabiliriz. Nasıl anlamak istersen. Çok teşekkürler. Hakikaten bu arada Facebook TV'den görüyorum. Özellikle Erdi gerçekten insan canlısı bir adammış. Sizden görmediğim şefkati ondan gördüm. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fire 3 ve Oktay Demirci Modern Mobile'le bu sabah Next Level'da orada buluştukları dinleyicilerimize hediyeler veriyorlar. Fire, duyuyor musun benim? Alo. Hah, şimdi ben erken girdim de Facebook TV'yi de açın da şu şarkıyla dansı da hem dinleyicilerimiz, oradaki dinleyicilerimiz izlesin, hem de ben şuradan bir keyifle seyredeyim. Facebook. Merhaba Ege. Efendim. Evet. Seninle bir dönem program yapmıştık beraber. Hatırlıyorum öyle bir şeyler. Sonra benim bir gün bir aracın peşinden koşarak bırakmıştın. Aa, aşk olsun Ege, olur mu ya? Sonra Hüseyin diye bir adamla ben program yapacağım demiştin. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Aşk olsun Ege, yani seni belki bıraktı ama laletten bir araç için değil. Modern mobil için bıraktı. Hatta Nintendo. Şöyle söyleyelim. Modern mobil. Söyleyeceğim. Yarın üçümüzün beraber çıkma şansı var mı acaba ya teknik olarak? Hiç sıkıntı olmaz canım. İstiyorsan öyle bir şey ayarlarız. Eğer beni de yanınıza layık görüyorsanız. Yani onu biraz konuştuk biz Fahir'le. Ne diyorsun Fahir yani? Abi bir ikimiz de yani bir tarafımız okey diyor, bir tarafımız acaba mı diyor. Biz halka hazırladık sevgili Ege. Dinleyicilerimize hazırladık. Sana hazırladık. Ve sen zirvede, sen artık bizim için bir şeysin. Altın bir ne olabilirsin? Altın düetler mi? Altın düetler, evet doğru. Ve kristal diksiyon olabilirsin. Evet doğru. Bu arada buralarda olan, yolu buraya yakın olan dinleyicilerimize de söyleyelim. Burası neresi? Next Level Alışveriş Merkezi'nin hemen önündeyiz. Kimilerine göre Next Level, kimilerine göre Next Level diye geçer. Modern mobil aracımızla beraber onun önünde duruyoruz ve lüks kahvelerimizi yudumluyoruz. Ege. Lüks kahve mi? Biraz lüks kahve. O zaman yayından sonra oyalanmadan gelin de istihkakımı getirin bana, ben burada içeyim. Abi yok, burada içiyormuş. Hatta şöyle az önce konuştuğumuz iyi kalpli dinleyicimiz Erdi vardı ya, benim kahvemi o getirdi abi, zoruna gitmesin. Yok canım, siz sonuçta sakal kardeşi değil misiniz Erdi'yle? Evet, sakal kardeşliği var yani, görür görmez sarıldık birbirimize. O zaman bir taraftan hem sakallarınızı birbirine sürtün hem de kahvenizi yudumlayın. Evet. Tamam, onu da deniriz yani sonuç olarak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız Ege. Açtınız mı Facebook TV? Ben bakıyorum bir şey yok burada. Facebook TV'ye bağlanamadım. Aidatımı yatırmadıysan. Bahşiş istiyor, bahşiş. Daha koca Mark Zuckerberg bizden bahşiş istiyor abi. Facebook Live'a girmek için. Ve şöyle söyleyeyim, o da uzaydan yayın yapacakmış. Bu şeylerde vardı bugün, söyleyecektim. Yani bir insan bu kadar fakir, bu kadar kısmış olur. Sırf biz Next Level'ın önünden Facebook TV ile paça ile yayın yapıyoruz diye adam üşenmiyor. Durumu da olduğu için uzaydan yayınını yapıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım Ege. Biz burada birazdan bu Scorpions davetiyelerimizi vereceğiz. Scorpions yarışmacıları toplanmaya başladılar mı? Özellikle biz Scorpions'çıyız diyenler. Evet. Biz Scorpions'çıyız diyen var mı? Scorpions bile göndermiş buraya. Next Level'ın önüne gidin demiş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bir dinleyicimiz geldi. Tanıyalım sizi. Merhaba, ismim Zidane.
Düden geldi buraya. Hoş geldin Düden. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? İşe mi gidiyorsun? Burada mısın? Burada mı çalışıyorsun? Burada çalışıyorum, evet. İşteyim. Çok güzel, çok güzel yaptın. Bir şey soracağım. Düden, Düden ne demek? Selam. Şelalesinden gelmediysen ama suyun akarken bıraktığı iz demek. Ha, Düden şelalesi gibi. Düden döviz bırakır dedi. Ben de gülüyorum esprilerinize. Beni dışarıda bırakmayın lütfen. Festival önüne gelirseniz bu keyifli kahkahalara katılabilirsiniz. Duyuyorsunuzdur. Ben de gülüyorum. Sevgili dinleyiciler, ben de onlardan biriyim. Ama yani bak, o keyifli kahkahaları aynı keyifle eşlik edemiyorsun. Burada bir samimiyet var. Burada bir sıcaklık var. İnsan burada, sıcaklığı işte. Başka bir şey yok. Buram buram kokan insanlık, sevgi, şehvet. Şehvet yok. Şehvet yok. Şehvet yok. Tamam, şehvet yok. Sabah şehveti dediğimiz şey burada bulunmamaktadır. Ana kim bulasın? Şimdi o zaman Düden'i de şey bırakmayalım. Kahveyi bize mi getirmiştin Düden bu arada? Gerçekten mi? Evet. Afiyet olsun. Ay, çok teşekkür ederim. Valla o kadar iyi kalpli bir insansın ki. Düzeni de şey bırakıyorum. Ne istersin? Bir de araban var mı? Bir araba vereceğiz de kime verelim diye düşünüyoruz. Evet. Senin araban var mı diye önce sana sorayım. Benim arabam yok. Tamam, o zaman Düzeni arabayı verelim. Yok yok, araba vermiyoruz. Araba vermiyoruz. Peki bir sevdiceğin ya da yakından sevdiğin birisi var mı? Var tabii, eşim var. Eşim var, tamam. İşte en güzel sürpriz o zaman. Hayır, dün buraya geldi böyle bir evli çift geldi. Sevgili misiniz diyorum, hayır diyorlar. Sonra, ya ne çiftler var Düden, var ya. Hayır. Ne çiftler var. Aşkın ateşi demek ki sönmüş. Ama sizin sohbetiniz, sıcak kahkahalarınızla tekrar harlandı mı aşkın ateşi Oktay? Ben de onlardan biriyim. Ben de içten gülüyorum sevgili dinleyiciler. Özel bir kahve zincirinin önünde oturan bir takım nezih insanlar var. O kadar garip bakıyorlar ki bize. Bu keyifli kahkahalarımıza. Hani onlar da eşlik etse ne kadar rahatlayacaklar. Evet. Sevgili dinleyiciler, Fahir ve Oktay bugün Next Level'a gittiler ya Modern Mobil'le. Ben de stüdyoda hazır onlar yokken bir konuk alayım dedim. Sevgili Seyyar Taner bizimle birlikte. Seyyar Hanım. Merhaba. Ne oldu, kıskandınız mı Seyyar Taner'in gelmesine? Seyyar Taner'i kıskanmadık abi. Erol Evgin'i biraz kıskanmıştık. Ben kıskandım Erol Evgin konuşmasında yokum diye ya Ege. Hep senden bahsetti biliyor musun? Yayından sonra bayağı bir konuştuk biz. Can kulağıyla dinledim biliyor musun? O esas Oktay sizi çok seviyor, hastanız falan diyeceksin diye demedin ya Erol abinin yüzünden. Ben onu en başta söyledim. Duyulmadık yayından. Esas dedim Oktay, o hastanız olan Oktay bağlanamadı. Hatta genç kızken sizle evlenmek istiyordu dedim. Çok iyi demişsin yani. Bir garip oldu zaten, rahatsız oldu. Bütün şarkılarını ezite biliyor falan filan dedin mi? Anlattın mı? Dedim, Anılar şarkısını özellikle dedim. Ya burada Düden var, Düden'e sor. Ha, Düden, evet. Sen Erol Bey'in... Sever misin? Severim tabii. Yani çok seviyorsun değil mi? Yani neyi seviyorsun? Mesela en sevdiğin şarkı hangisi? Hepsi söylemeden edemem dediğin. Özellikle içine söylediğin. Şey söyle bir şey değil mi? Sesin çok kötüsün. Hani sabah sabah dinleyicilere çok kötü bir şey yapmıyor. Ben söylerim senin yerine de. Hani şarkı olarak hangi şarkı? Evet, o söylediğin şarkı çok seviyorum. İşte öyle bir şey. O söylediğiniz şarkı. İşte ben o şarkıyı. Sırada da Erol Evgin ve o söylediğiniz şarkı. Modern Sabahlar devam edecek sevgili dinleyiciler. Fahir, başlayacak mısınız yarışmacılara? Yarışmalara. Yarışmacılara başladınız zaten de. En son bölümde gelen yarışmacılarımıza vereceğiz davetiyemizi. O zaman biraz neşenizi bulun. Danslarınızı izlemek istiyorum. Lütfen bir yolunu bulun da şu Facebook TV'yi açın artık. Modern Sabahlar. Kalben radyonuzdaydı. Saçlarla Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir ve Oktay Next Level'dalar. Modern Mobil'de dinleyicilerimizle buluşuyorlar. Hediyeler dağıtıyorlar. Siz de oralardaysanız uğrayıp hediyeleri kazanabilirsiniz. Günaydın. Günaydın. Yoksa günaydın mı demeliyim? Ben de her ne kadar yanınıza almasanız da sizden biriyim. En az sizin gibi işten gülüyorum. Ya burada var ya Ege, herkes çok sinirli. Şöyle sinirli. Önce bir hani insanlar gülüyor bizi görünce. İşte çok seviyoruz sizi falan filan. Sonra da kızıyorlar. Çok sinirleniyorlar. Ege niye gelmedi? Ege'yi niye stüdyoda bırakıyorsunuz? Onu hapis mi ettiniz? Niye çıkmıyor? Dışarıya niye çıkmıyor diye resmen. Ege eşek başı mı, niye stüdyoda kalıyor falan diyen çıktı ya, mı? Öyle bir diyen de oldu da. Ben o da biraz ayıp olmuş. Evet abi, senin yani fil dişi kulelerinden çıkmanı isteyen binler, ya da şöyle söyleyeyim on binler.
burada konvoy oluşturup stüdyonun önüne gelmekle tehdit ediyorlar ve biz mağdur kalıyoruz. Yani mağdur oluyoruz çünkü bize geliyorlar sonuçta yani. Yani çok görmek isteyen varsa stüdyomuza, dükkana da gelebilirler. Sonuçta herkes bir çay içse. Şöyle uzun da bir kuyruk var. 4 araçlık bir konvoy yapmış dinleyicilerimiz Ege. Sen de Ege de buraya gelsin diye. Onu nasıl dağıtacağımızı bilmiyorum. Yani nasıl... Yatın önüne. Ne yapalım? Önüne yatın. Abi lütfen siyasete girmezsen yayınımızda çok seviniriz. Yani lütfen lütfen çocuklar bakın lütfen. Yapma çok yani. Önemli. Siyasete bulaşmayın lütfen. Programımız yani bitiş şeyinde dakikalarında böyle şeylere girme. Nasıl peki stüdyomuzu anlatır mısın biraz? Biz sana habire Next Level'ın önünden anlatıyoruz da sen hiç stüdyoyu anlatmıyorsun. Vallahi stüdyomuz siz bir gittiğinizden boş... sonra siz gittikten sonra bir boşluk oldu stüdyoda. Evet. Ondan sonra hazır bunlar yok rahatsız da olmaz derken ben de dedim ki şu portakal suyunu bari stüdyoda biraz içeyim. Hadi canım. Ya. Olamazsın. Şaka la şaka şaka. Değil mi şaka değil mi? Ege şaka değil mi? Yani yokluğunuz çok hissediliyor değil mi Seyyal Hanım? Çocuklar ama, gerçekten çok hissediliyor sizin yokluğunuz. Seyyal Tener'de keşke siz burada olsaydınız diyor. Merhaba, günaydın. 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 Az selamıyla bizi selamlayıp geçen çok nezik bir beyefendi var. Galiba spora yetişiyor. O yüzden spor çantasıyla beraber. Yapattık gibi oldu ama çeviremedik kendisini. Yani sabah köründe herkesin işi gücü var zaten radyocular dışında. Abi bizim yok. Biz bir aç köpeğiz affedersin. Spora gelmiş abi beyefendi. Spora gelmiş. Spora gelmiş bir de herhalde demek ki negatif yükünü orada topraklayacak. Yani topraklayacak dediğim ne yapacak? Akıtacak. Oradaki affedersin ağırlıkları atacak, gidecek orta vücudunu geliştirecek, bütün negatifini oraya kısacak. Kısacası bodybuilding yapacak. Bodybuilding. Yani şimdi ben onu yayına alsam ne olur? Adam direkt akıtmayı bana yapar, Oktay'a yapar. Ne olur? Negatifi biz alırız. Biz aldığımız negatifi nereye veririz? Oldu yani, gibi bana. Ne oldu? Bütün dinleyiciler ne oldu? Negatif oldu. Oldu mu? Bence olmadı. Bir de o negatifi alırız. Ne oluruz? Next level'a veririz. Next level ne yapar o negatifi? Evet. Alır. Emizler onu pozitif olarak ne yapar? Kümşehre yer. Bir, orada bir içten gülüş gerekiyordu sanki. Evet. Arzu ettiğin bir şey varsa yapalım yoksa işimize gücümüze bakacağız Ege. Vallahi bana kahve getirdilerse sıcak sıcak buraya yetiştirirseniz çok sevinirim ben. Getiremeyiz abi. Sonuçta bizim de işimiz gücümüz var yani. Ya bugün bu arada Ankara'da çok enteresan bir trafik var. Oralar buralar ve diğerler bir şekilde kapalı. Sebebini ben çözemedim. Çözebilen varsa da aşk olsun. Evet yani Eskişehir yönüne doğru trafik az önce kapalıydı ama şimdi açık. Şuradan gördüğüm kadarıyla ince görüyorum şu anda Eskişehir yolunu. Bu arada Kennedy Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na inen daha doğrusu dönen tam o kavşak da kapalıydı. Bu dakikalarda orada olan dinleyicilerimiz oradan Atatürk Bulvarı'na giderim. Oradan da Akay Kavşağı'ndan sola döner yürür devam ederim diyorlarsa maalesef diyoruz. Başka bir rota çizmeleri gerekiyor kendilerine. Rota oluşturuldu. Çok teşekkürler ikinize de. Hadi bekliyorum artık ya. Sıkılıyorum burada. Ne kadar? Sıkılıyor. Tamam bak. Sana paket yaptırıp geliyoruz o zaman. Tamam. Sevgili dinleyiciler, modern sabahların sonuna geldik. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında yeniden buluşma dileğiyle hoşça kalın. Pinhani ile bitiriyoruz programımızı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.